Osman Yüksel Serden Geçti. Osman Yüksel Serden Geçti, 1917 yılında Akseki, Antalya'da dünyaya geldi. Asıl adı Osman Zeki Yüksel'dir. Serden Geçti dergisinde Serden Geçti imzasıyla çıkan yazılarından dolayı bu isimle tanınır. Mayıs 1944'te meydana gelen olaylara karıştığı için tutuklanmış, Nihal Atsız ve Alparslan Türkeş'le birlikte bir süre tutuklu kalmıştır. Serden Geçti hapisten çıkınca ünlü Serden Geçti dergisini çıkarmaya başlamıştır. Bu derginin başlığının altında Allah, millet, vatan yolunda cümlesi yer alıyordu. Pek çok sayısı toplatılan bu dergide çıkan yazıları nedeniyle hakkında çok sayıda dava açılmış ve sık sık tutuklanıp serbest bırakılmıştır. Osman Yüksel Serden Geçti, kalbi Allah aşkıyla dolu bir Müslüman, vatanını ve milletini seven bir dava adamıydı. Osman Yüksel Serden Geçti, savunduğu davayı kendi dilinden şu şekilde anlatmıştır. Allah davası, millet davası, vatan davasıdır. Bu mukaddes dava karşısında biz nefsimizi sildik, kendimizi bildik. Kim ne derse desin, önümüze hangi engel çıkarsa çıksın, bu ateş sönmeyecek, bu dava ölmeyecek, Serden Geçti yolundan dönmeyecek. Serden Geçti, Doğu Türkistan, Kafkasya, Balkanlar ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslüman ve Türk milletinin çektiği acıları, zorlukları yazılarında, şiirlerinde dile getirmiştir. Osman Yüksel Serden Geçti, hayatı boyunca İslam karşıtlarına karşı mücadele etmiştir. Yine kendisi gibi büyük bir mücadele adamı olan Üstad Necip Fazıl'la birlikte Müslümanlara güç ve moral vermiştir. Allah'a inanan, İslami değerleri savunan, vatanını, milletini seven bir gençliğin oluşmasına vesile olmuştur. Eserleri arasında Mabetsiz Şehir, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler, Ayasofya Davası, Bu Millet Neden Ağlar gibi eserler yer almaktadır. Serden Geçti, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerine kitaplarında yer vermiş ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a olan özlemini şiirlerinde dile getirmiş bir yazar ve şairdir. Örneğin, Mabetsiz Şehir kitabında Seyyid Ahmet Hüsamettin radıyallahu anh istihracnamesinden alıntı yaparak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın soyunun Kafkasya'dan geleceğini yazmıştır. Müslümanlardan bir zat, Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelecek, bu zatın şerefi Kafkasya'nın en ulu dağından etrafa güneşin şuağı, ışık hüzmeleri gibi şule nisar olacaktır. Etrafa ışıltılar saçacaktır. Serden Geçti, ünlü bir kahraman bekliyoruz şiirinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a olan özlemini şu sözleriyle dile getirmiştir. Bir deha bekliyoruz, gençliğe mihrap olsun. Ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun. Çık, neredesin, zuhur et. Biz seni bekliyoruz. Yıllardır yollarında yorgun emekliyoruz. Aynı şiirinin devamında ise beklediği kahramanı olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında tüm dünyada yaşanacak İslam hakimiyetini şu sözleriyle anlatmıştır. Salvetinle titresin yeniden doğu batı ve kurulsun Allah'ın edebi saltanatı. Serden Geçti, 10 Kasım 1983'te Ankara'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.